İşte 4 yıllık evli Pervin gelinin çeyizi. 5 şiş el örgüsü patikler. Gelinimizin eşine ait pul işlemeli asker şalı, söz tepsisi ve gelin kuşağı. Çeyizlerin olmazsa olmazı tığ işi banyo lifleri. Yumuşacık bebek hırkası ve yelekler. Hazır yatak örtüleri, gelinimizin çeyizinin kıymetlileri. Sıra Pervin gelinimizin çeyizinde. Odasında sergiliyor gördüğünüz gibi. 4 yıllık evlisin. Evet Ezgi Hanım. Güzel bir kızım var Öykü. Evet. Bulgaristan göçmeni, hatırlatmalar benden. Ve Erzurum'a gelin gittin. Evet. Şimdi sizin olmazsa olmaz çeyiz parçanız nedir Bulgaristan göçmenlerinin? Bizim, genelde şöyle oluyor. El örgüsü, hırka ve şallar. Onun dışında da en önemlilerinden biri tabii ki de çetik. Bulgaristan göçmenlerinde. En çok yapılan onlar evet, oluyor. Evet. Yani daha çok kullanışlı şeyler diyebilirim. Adetler neler mesela? Yine aynı zamanda bebeklere de yelekler örülüyor. Bu bebek yelekleri, Öykü'ye evet. Kullanamadın mı bunları? Kullandım. Şimdi saklıyorum. Evet. Ha bunlar kullandıkların. Kullandım. Güzel. Kullanılan parçaları seviyorum ben. Evet evet. Olsun. Ay çok güzel. Bebekte çok ve saklıyorum da yani gerçekten. Yatak örtülerim evet, var. Bunları kullanıyor örtülerim. Musun yoksa daha hiç sıra gelmedi mi? Bunları kullanıyorum. Bunları kayınvalidem almıştı. Çeyizimi ve bohçamı yaparken de ben genelde kullanabileceğim şeyleri almasını istedim. Bunu da ben diktim. Çok tatlı. Az önce elinde gördüm evet, çünkü. Çok sevimli. Bunu da ben diktim. Öykü Altay'ı nasıl yapmıştık? Fotoğrafı evet, var mı? Görelim onu da. Var. Bunu yavrum. Da kaftan olarak bir de şalvarı var. Oy çok tatlı yavrum ya. Ay. Annesinin yaptığı. Bir gün olur da kızım olursa Allah bana nasip ederse ona kaftan yapmış ve giydirmiş, nasip olmuş. Evet. Çok güzel bir şey ya. Gerçekten bravo sana. Teşekkür ederim. Canım. Arkadaşımın aklı hala düğünü tekon altınlarda olsa. yok. Bu gelinliğin kuşağıydı. Tamam. Evet. Onu da burasında böyle yani. Bir detay yaptığım için öyle bunu da bu saklıyorum gümüş çeyizlerle. Bu gümüş değil aslında ama onu da sözde kullanmıştık biz. Sözde. Onu da saklıyorsun. Evet onu da saklıyorum. Peki, kullan bunu aşkım. Kullandığını neden oraya sergiledi? Nasıl? Sözünde evet. Kullandığını. Onlar da benim çeyizimin parçası ama. Ama çeyiz. Kendi çeyizimi. Ben onları kendi çeyizime koydum. Evden çıkarken ailemin evinden onları da götürdüm. Onu da çeyiz olarak ben düşünüyorum. Ya benim de vardı. Ben de koyabilirdim. Bence koysa fazla dursun diye koymuştum. Yok fazla duysun. Ama burada bir anı var. Asker şeyini tamam anılara saygı duyuyorum da burada hani çeyiz ya. Bence pek çeyiz gibi durmuyor onlar. Fazla bana gözüksün diye koyulmuş gibi yok, geldi bana. Yok kesinlikle öyle düşünmüyorum. Bana göre o da bir çeyizdir. Çünkü ben bunu nişanlıyken yaptırdım. Bunu da aynı şekilde sözümde kullanmıştım. İlkim demişti ya dün benim günümde çeyizimde. Parayla satın alınabilen çeyizi de hani alıp koyabilirsiniz. Yani toplayabilirsiniz diye. Sen de burada parayla alıp mı aldın ve bizim önümüze koydun mu? Bunu mu demeye çalışıyorsun? Dünkünün şeyini, dün fragmanını gördük. Bugün de izliyoruz gibi bir şey olmuş burada. Kesinlikle. Bence çeyiz olduğunu düşünmüyorum ve çeyizin de bana göre çok az geldi. İlkim şöyle demişti, komşulardan evet. Toplamıştım evet. Programda fazla görünsün diye evet, parayla doğru. Alıp koyduklarım da oldu demişti ama sen program öncesi yapmıştın onu. Evet doğru. Sen çeyizini hazırlarken aldığın evet, parça mı? Evet benim 5,5 yıl önce aldığım bir şey. Çünkü gelin evinde daha çok çeşit görüyoruz genelde yarışma programında. Yeri geliyor sırf kalabalık olsun diye başkalarının çeyizlerini bileklediğimiz oluyor yani doğru konuşmak gerekirse. Kim ekliyor onu? Ben yaptım. Ekstra gittim aldım mesela sırf gelin evi yarışmasına layık yakışır bir çeyizim olsun diye ekstra çeyiz de aldım. Şöyle parayla alınan bir şey çeyiz olmaz diyorsunuz da buradaki her şey tabii ki de parayla alındı. O şekilde yani, değil senin için yapılmamış evet. Mesela evet. Kullanmayacaksın lifi ama bir yarışma bugün gireceksin de dün gidip almışsın gibi. Öyle bir şey yok ki bende. Ama ben var demedim. Hayır bunları ben kullandın şu an, ya şu anda. Tamam. Bunlar benim evliliğime ait özel şeyler ve ben bunu çeyiz olarak görüyorum. Yani benim kendi çeyizimden ve bunları tamam, ben saklayacağım. Tamam ben de koyabilirdim ama o şekilde belki sakladığım anılarım. Anladım. Ben bunu çeyiz olarak burada düşünüyorum. Burada sözümü söz yazıyor, evet. tarih yazıyor. Bunu sen böyle odanda sergiliyor musun? Yok normalde evimde odamda kullanmıyorum. Bunlar benim kapalı basanın altında hepsi birlikte çeyizle anı şeklinde 4 duruyor. 4 yıldır sakladın. Evet. O şimdi asker var. O da eşim askere giderken, nişanlıyken gitmişti. O da çeyiz o da. Evet, o da çeyiz eşimin o zaman.
çeyiz bence de. Bence çeyizi çok azdı, yeterli değildi. Benimkinin yanından bile geçemez bence. Bu lifleri kullanıyor musun? Mesela isim baş harfleri var. Pervin'in P'si. Evet, lifleri kullanıyorum Ezgi Hanım. Hı. Giderek azalıyor zaten. Evet, güzel. Ama bitmesini de istemiyorum açıkçası. Bunlar da hemen eskiyen şeyler, yıpranan şeyler değil zaten. Evet, kullanıldıkça değil. Yumuşuyor evet, ve evet. Rahat rahat kullanıyorsunuz. Evet. Ben lif çok severim. Evet, ben de çok ben severim. Ben sabuncu ve lifçiyim. Aynen, beyaz sabun ve lif. Hamam kokusu. Aşkım yazıyor. Aşkım yazıyor. Bunları sen mi yaptın? Yok, ben aldın yapmadım. Mı? Bunlar annem, eşimin annesi, kayınvalidem tarafından. Aa bak. Çok iyi. Zaten hepimizin bohçasında Allah mutlaka var. Olan evet, evet. Bir parça. Yok ben de bu arada. Ben bu de aşk yani var. Yani bu aşk insanı bunları var. Yaptırıyor işte. Evet. Peki bunları, bunlar sanırım hazır olan bir şeyler. Bunu neden koydun çeyizine? Çünkü bunlar hepimizin evet, evinde olan şeyler aslında. Bunu ama ben kendim için canım, almadım. Çeyiz için bunu ben kendim olabilir. İçin almadım. Ben almadım yani. Bunu kayınvalidem bana bohça getirirken evet. Aldığı tamam, şey. Burada da var. Ha? O da yatak örtüsü evet. Takımı. Mesela pamuk yorgan var ayrıca iki tane. Alsam. Bunları da koymuşsun. Evet, bunları da kullanmıyor musun? Bu sanki yatak koruyucu gibi. Yok yok, yorgan. Ha, yorgan bu. Yorganlar. Bunlar yine benim çeyizime, kayınvalidemin bohçayla bana getirdikleri. Dün de vardı, yün yorgan vardı. Bugün de yorgan evet, yani ben yün yorgan seviyorum ve çok sağlıklı ama ben kullanamadığım için yani yıkaması vesaire bana zor geliyor. Ama o yüzden ben zamanı gibi benim hazır zaten. Kilise özel yapılan tamam, gelen olabilir. Bir şey ama bu hazır zaten ben kendim yapmadım. Özel yapıldı. Yok haklısın, doğrudur. Ben silikon yorgan bana daha pratik geliyor. Yıkaması kolay. Biri yün yapılmış bir yorgan, biri gidip hepimizin aldığı yerden hazır alınıp buraya koyulan evet. Günümüzün yorganları. Benimki eski ve yapılmış yorgan. Çeyiz sadece elemeye yapılanlar mıdır yoksa çeyize ayrıca hazır alınıp konulanlar da çeyiz oluyor bence mu sorusu bence var burada. Bence oluyor, hepsi oluyor diyorsun. Evet, hepsi oluyor diyorsunuz. Ezgi Hanım ben bunu hani kendim alsaydım koymazdım, bohçayla geldiği için bunları çıkarttım. Anlıyorum. Evet, çeyizini gördük, yorumlar da yapıldı. O zaman şunu soruyorum, Pervin'in çeyizi büyük ödül 100 bin lirayı hak ediyor mu? Hak etmiyor. Hak etmiyor? Kesinlikle hak etmiyor çünkü çok az. Hak etmiyor Ezgi Hanım bence. Kesinlikle kalabalıklaştırılmaya çalışmış gördüklerimizden yola çıkarak söylüyorum. Benim çeyiz konusundaki fikrim dünden beri aynı ve hep de ilelebet aynı olacak. Hak ediyor bence. Var mı? Var. Bitti benim için. Hangisi konuyorsun ki yani? Best bunlar of için uzun ama dünkü daha best çok of, çeyiz, çeyiz falan. Best of çeyizle ben pek şey yapamıyorum. Ama yarışmanın formatlarında var. Format işte format koydu önümüzde var. Ben de buna bir şey mesela buna gidemez misin? Evimi değiştirdim. Birçok şey yaptım ama mesela çeyizimi değiştiremem. Evet ekstra eklersen evet, ya o, hile olur bence. Evet ama, ben de öyle düşünüyorum. Bence eklemene gerek yok. Yeterli bence. Ben hak eder. Peki ben şunu sorabilir miyim? Dünkü mi daha fazlaydı kızlar? Tabii ki dünkü fazlaydı. Ama ben fazla göre bakmadım bir dün değişti. Ben sadece merak ettim düşünce. Seninki fazlaydı. Sana haksızlık etmiş oluruz bu arada tırnak içinde söyleyeyim. Seninle kıyasladığımızda tabii ki senin çeyizin daha fazla. Çünkü burada kıyaslamak da gerekiyor açıkçası kızlar. Hani o yüzden. Ben sana ne demiştim? Dün belki senden kötüsü de olabilir demiştim değil mi? Evet. O zaman Pervin çeyizini sergiledi, maharetlerini gösterdi, adetlerinden bahsetti. Sıra sunuma geldi, yemeğe geldi. Ben çok merak ediyorum neler hazırladı acaba? Sunumda neler var? Şimdi oraya gideceğiz. Siz de eğer ben marifetliyim, çeyizim gani gani diyorsanız, hünerlerinizi bizlerle paylaşmak istiyorsanız başvurunuz, size de gelelim. Bunu da hatırlatmak isterim. Hadi gidelim. Buyurun. Bence çeyizi çok azdı, yeterli değildi. Benimkinin yanından bile geçemez bence.